Merhaba değerli arkadaşlar, ben Oktay Özdemir. Bir yayınımıza daha hoş geldiniz. Muhalif kimdir? Kimler muhalefet yapar şeklinde bir çalışmamız olmayacak tabii ki. Benim buradaki amacım muhalif kimdir ve iltica mülakatlarında muhalif olduğunuzu nasıl anlatabilirsiniz şeklinde bir çalışma olacaktır değerli arkadaşlar. Çünkü sadece iltica edenler, yani cemaat mensubu, Kürt, Alevi vesaire olmak zorunda değil. Devlet bürokrasisinde çalışan bürokratlar, teknokratlar, askerler, polisler gibi, pazarcı, çaycı, çorbacı gibi, esnaf, iş adamı insanlar da ille bir yapıya mensup olmadan, ille bir partiye üye olmadan da muhalif olabilirler. İşte bunu nasıl anlatmaları gerekiyor? Muhalif olduklarını. Bunun üzerinde durmaya çalışacağım değerli arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı ihmal etmeniz ki mağdur olan dostlara da ulaşsın, onlar da istifade edebilsinler. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi muhalif, hani sözlük manasına baktığımızda bir doktrine, güçlü bir doktrine, güçlü bir düşünceye ya da yönetime, hükümete karşı duran, tez üreten, onlara biat etmeyen, onlarla birlikte hareket etmeyen, eleştiren kişi, gruplardır diyebiliriz. Bunlar asker, polis, savcı, hakim, öğretmen, memur gibi sanatçı, tiyatrocu, toplumun önde gelen insanları olabilir. Gazeteci, yazar, çizer, yani konuşan herkes muhalif olarak bu çerçevede değerlendirebiliriz. Peki baktığımızda ana kriter olarak hükümet hangi aşamadan sonra insanları kendi karşısında muhalif olarak görmekte? Bunu üç başlıkta toplayabiliriz. Birincisi 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe kalkışmasına katılan ya da destekleyen ya da bunun karşısında olan ya da hükümetin yanında durmayan bu hadiseden dolayı kişilere muhalif olarak görüyor. 15 Temmuz'un dışında 17 ve 25 Aralık 2013 tarihindeki büyük yolsuzluk ve hırsızlık hadisesi karşısındaki duruşunuz. Üçüncü olarak da MİT tırları karşısındaki duruşunuz. Yani MİT tırları 17 ve 25 Aralık, bir de 15 Temmuz davaları olarak baktığımızda bu üç hadise karşısındaki sizin duruşunuz hükümete karşı şey olarak değerlendirilmekte, muhalif olarak yanında durmayan, karşısında olan insanlar olarak değerlendirilmekte. Bundan dolayı da yok edilmesi gereken, hapse atılması gereken insanlar olarak kategorize etmiş durumdalar. Burada da ana fikir ne? Ya benimlesin ya karşımdasınız. Benim bu üç büyük olay karşısında beni suçüstü yakaladılar mantığıyla hükümet yanaşıyor. İşte bu suçüstü ben haklıyım. Dolayısıyla bu politikalarım doğru. Bunu eleştiriyorsan, bunun karşısındaysan o zaman sen teröristsin şekliyle hükümetin yaklaşımı bulunmaktadır. İşte bu üç hadise hem MİT tırları hem 17-25 bu bir yemleme hadisesi gibi düşünün. İşte bu olaylarda insanlar fişlendi. Ne yaptı insanlar? Hükümeti eleştirdiler. Ya MİT tırları yanlıştı. Bunlar açıklanmalı. Kamuoyu kanunun önü açılmalı dediler. 17-25'te 4 bakan ve çocuklarının Rıza Zarrab'ın altına yatması neticesinde 4 tane bakan istifa etti. Ve bununla birlikte Erdoğan'ın ailesine kadar uzanan bir hadiseler zinciri ortaya çıktı. Beşli çete ortaya çıktı. Şimdi ciddi her şey delilleriyle ortaya çıktı. Hatta o zamanki Kemal Kılıçdaroğlu biz bunları Amerika'da işte çeşitli kurumlarda testleri yaptırdık. Bunlar montaj değil. Kasetler gerçek, her şey gerçek dediği halde madem gerçek, polisler işini yapmış. O zaman neden hapiste? Eğer onlar doğruysa. İşte muhalefet bugün, yani
hükümetin yanında mı duruyor, muhalefet mi diyor, anlamakta da zorlanıyorlar. Öyle hadiseler oluyor ki bazen başörtüsünü bir kaşıyorlar, bir bakıyorsun millet hükümete gidiyor. CHP tekrar gelirse işte başörtüsü gidecek diye. Sanki hani öyle hadiseler yapıyorlar ki yanlışlıklar, işte Bolu'daki belediye başkanı da işte mültecilerden evlilik karşılığında şu kadar $1000 euro para alacağız gibi çıkışlar yaparak muhalefet mi yapıyor, yoksa insanları Erdoğan'ın hükümetin kucağına mı itiyorlar? Bunu anlamakta zorlanıyorum. Bizim konumuz bu değil. Şimdi burada yani gördüğünüz gibi hem 17-25 hem 15 Temmuz ve hem de MİT tırları hükümetin 3 tane referans hadisesidir. İşte bu hadiseden dolayı tarafınız hükümetten yana değilse siz yok edilmesi gereken kişi olarak hükümetin karşısındasınız. Yani muhalifsiniz olarak bakıyor. Yani siz onun sistemine uymuyorsunuz. Yani hükümete biat etmiyorsunuz. Onun düdüğünü çalmıyor, onun davulunu çalmıyorsunuz. Dolayısıyla onlarla beraber hareket etmediğinizden dolayı sizi yok edilmesi gereken olarak görüyor. Bunu nasıl kritize ediyor? İşte hem MİT tırlarında hem 17-25'ten sonra bu bir turnusu oldu. 2010 yılında hani güçler ayrılığı, HSK'ya yapılanması, yargı bağımsızlığı o kadar güçlü hadise haline gelecekti ki bu güçler ayrılığından dolayı hükümetin hırsızlık ve yolsuzluk hadisesi karşısında eli kolu bağlanmıştı. Yani yargıyı kontrol edemiyordu. Yargı tarafsız ve bağımsızdı. Bundan dolayı mahkemelerden bir şekilde kararlar dönüyordu. Yani mahkemeye istedikleri kadar baskı yapsalar da adil kararlar çıkabiliyordu. Bunu burada işte insanları fişlemeye başladılar. Ne yaptılar? Önce yargıda birliği hatırlarsanız kurdular. Hatta gazeteci Müyesser Yıldız'ın bir yazısını geçenlerde rastladım. Ha, yani 2014 yıllarda ki bir olayı anlatıyor. Yargıda Birlik platformu işte Kürtler, Aleviler, hükümet yanlısı, işte solcular, Kemalistler bazı insanlarla beraber kurulurken amaçları Yarsav'ın karşısında alternatif olarak bir şeyler yapmak, işte tırnak içerisinde paralel devlet yapılanması iddiasında bulundukları yapıyı çökertmekmiş amaçları. Bunun için 6 bin kişilik bir liste oluşturmuşlar ve bu 6 bin kişilik listeye tasfiye edecekleri kişi yani. Şimdi işin bir tarafı bu. Yani bu kişileri tasfiye edecekler. İnsanlara diyor ki ya bizimle olun, eğer karşımızdaysanız 6 bin kişilik listeye senin adını da yazarız diyerek insanları korkutarak yanlarına çekiyorlar. Yani dolayısıyla eğer siz Yargıda Birlik üyesi değilseniz, Yargıda Birlik'in sohbet toplantılarına katılmadıysanız, hatta Yargıda Birlik öyle seminer konferansları Kur'an eğitimi altında, sohbet eğitimi altında Kur'an eğitimi vererek insanları fişlemek için, hani geliyorlar mı toplantılarımıza diyerek insanları fişlemek için böyle metotlar da uygulamışlar. Dolayısıyla ne yaptılar? 17-25'ten sonra insanları önce hukuki olarak fişlemek, hukuku ele geçirmek için, adaleti ele geçirmek için öncelikli olarak 6 bin kişilik bir fişleme ekibi oluşturmuşlar ve ya bizimlesiniz ya karşımızdasınız, yoksa seni 6 bin kişilik listeye ekleriz demişler. İşin bir tarafı bu. Diğer tarafı ne yaptılar? Bir taraftan bunu yaparken, bir taraftan da 2013'ten sonra 14, 15 ve 2016 MGK kararlarına baktığınızda ise paralel devlet yapılanması adı altında işte hizmet hareketini terör örgütü iddiasında bulundular. Halbuki 23 Eylül 2021 tarihinde Anayasa Mahkemesi Yargıtay'a dedi ki, siz bu Milli Güvenlik Kurulu kararlarını icra kararı yerine koyarak tavsiye makamındaki bir kurulu icra yerine koyarak terör örgütü diyemezsin diyor. Bu kararı iptal ediyorum diyor. Sen başka suçla suçla diyor. O zaman ortada bir terör örgütü kalmıyor. Bir MİT tırları davası, bir de 17-25 yolsuzluk hadisesi kalıyor o zaman. Onlar da terörle bir alakası olmayan idari vaka olarak karşımızda durmaktadır. İşte bunun için hem yapmış oldukları usulsüzlükler
gün boyu yani yıl içerisinde devam ederken 15 Temmuz davası gibi bir olaya öyle ihtiyaçları vardı ki sıkışmışlardı. İşte bundan dolayı MİT tırları ve 17-25'te bu sıkışıklık içerisinde insanları nasıl fişlediler? Bir, 17-25'ten sonra cemaatle yollarını ayırınca, aslında cemaat onların demokratik işte anayasa değişikliği, başörtüsü gibi, eğitim hakları gibi projelerini destekliyor. Hükümeti desteklediği değil söz konusu, ama insanlarda böyle bir algı oluşmuş. İşte 17-25 hadisesinden sonra hükümet yönünü askere, Ergenekonculara, Perinçek'e, Avrasyacılara, Rusya'ya çevirmek zorunda kaldı. Onlarla anlaşınca dolayısıyla hem Erdoğan'ın hem de Avrasyacı, Perinçekçi, işte Kemalistler, bazı sol yapılar, derinler ve asker ve Rusyacı yapılarla anlaşarak onların da istedikleri, işte cihat yaycının oluşturmuş olduğu FETÖ-METRE kriterleri her şeyi ortada gösteriyor. Onların da istek ve önerileriyle bir tasfiye listesi oluşturdular. İkinci listeyi de askeriye de yaptılar. Ne yaptılar? NATO yanlısı olan, Avrupa Birliği ile müzakereleri destekleyen, Rusya'nın, Avrasya'nın, Ergenekon'un karşısında bulunan, yani Türkiye'nin yani S-400 füzelerini alma hadisesini hatırlayın. Yönünün Rusya'ya çevirmesi halinde yeni bir düşman belirlenecek. Yeni eğitim ve tesisat, yeni savaş kriterleri, bunun altından, ekonomik krizin altında bulunan Türkiye'nin bu yükün altından kalkamayacağının dillendirilmesi. Bunu işte dost ortamında konuşan ya da bunu eleştiren insanların NATO'cu olması, NATO yanlısı, yani NATO'da Türkiye'nin kalmasını istemesi, Avrupa Birliği ile müzakere devamını istemesi, Rusya'nın seçiminin doğru olmadığını, S-400'lerin yanlış olduğunu eleştiren askerler. Ondan sonra 17-25 ve yolsuzluk hadisesini eleştiren polisler, sistemlerine uymadıklarından dolayı, biat etmedikleri için kendileri yapmış oldukları ve yapacakları büyük yolsuzluk ve gayrimeşruluğu meşrulaştırmak için kendilerine ayak bağı olacak düzgün, dürüst çalışan memurları, bürokratları, asker ve polisleri tasfiye kararı aldılar. Eğer bugünkü düşman olarak hizmet hareketini gördüğünden dolayı, eğer tasfiye ettikleri kişi muhafazakar ise, hizmet hareketinden dolayı FETÖ'cü, PDY'ci diye tasfiye kararı aldılar. Eğer solcuysa, muhafazakar değilse, o zaman sol örgütlere yamayarak, tasfiye kararı alarak bu insanları muhalif gerekçesiyle tasfiye ettiler. Bundan dolayı yani burada inşallah anlatabilmişimdir. Bu konuyla ilgili makale inşallah yakında yazacağım. Açıklamalar kısmında paylaşacağım. Dolayısıyla videonun açıklama kısmını da takip ediniz lütfen. Şimdi diğer taraftan da sivil insanlara baktığımızda da onlar Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Vlog, Bylog, ne bileyim blogger gibi yerlerde, sosyal medya hesaplarında ya da Messenger, WhatsApp gibi mesajlaşma platformlarında, kimi zaman dostlarıyla mesajlaştıkları için, kimi zaman da açık kamuoyuna duygu düşüncelerini ifade ettiklerinden dolayı, dolayısıyla hükümeti yalanlarına ortak olmadığı için, desteklemediklerinden dolayı bu insanları da muhalif olarak gördüler ve fişleme yaparak tasfiye kararı aldılar. Bu noktada ben sizlere, hani muhalif olarak baktığımızda, Wikipedia'dan Mussolini'nin politik hayatını okumanızı tavsiye ederim. Yani o dönemde özellikle Wikipedia'da Mussolini'nin politik hayatına, Hitler'in politik hayatına baktığınızda birebir bugünkü Türkiye'deki yapıyla örtüştüğünü,
Yani uygulamalar itibariyle görmekteyiz. Evet değerli arkadaşlar, muhalif videolarıma devam edeceğim grup grup. Yani askerler için, polisler için, hakim ve savcılar için, öğretmenler için, farklı meslek grupları için muhalif videolar yapacağım. Ama genel manada ana fikir vermesi açısından bu videoyu yaptım. Bir sonraki video çalışmamızda görüşmek üzere. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı ihmal etmeyiniz. Bizi izlediğinizden dolayı teşekkür eder. Saygılar sunarım efendim. İyi günler.